Gündem yoğun hemen başlayalım Ankara'ya gidelim ilk olarak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi ve gündemi değerlendirdi. Soruları yanıtladı. Toplantıyı Ankara temsilcimiz Sibel Erdem izledi. Kılıçdaroğlu'nun mesajları neydi tabi merak ediyoruz. Sibel karşımızdasın ve seni dinleyelim artık. Oya Çebi, CHP lideri Millet İttifakının adayı kim olacak? Kendisi aday olacak mı? Bu soruyu da yanıtladı ama ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. İstersen bu başlıkla başlayalım. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu öncelikle iktidarın ekonomi politikasını eleştirdi ve uygulanan ekonomik modelin ise e, sürdürülemez olduğunu savundu. Kemal Kılıçdaroğlu e, dini kullanarak faizle mücadele ettiklerini söylediler. Mevduatı bile faize bile e, dolara endekslediler. Bu hiç aklımıza gelmezdi. Faizi dolara endeksleyen dünyada hangi ülkeler var e, ifadesini kullandı. Ayrıca bunlar doların yeşilini e, çok seviyorlar. Değerlendirmesinde de bulundu. E, CHP bugün ayrıca meclise e, döviz e, alım ve satımları ile ilgili bir araştırma önergesi vermişti. Bu konuya ilişkin de değerlendirmelerde bulundu Kılıçdaroğlu. Doların önce yüksel ve düşmesi burada kim ne kadar sattı ne kadar aldı bununla ilgili bir araştırma önergesi verdik dedi ve e, bu araştırma önergesinin de mecliste kabul edilmesi gerektiğini ifade etti Kılıçdaroğlu kimsenin rant sağlamadığı düşünülüyorsa bu önergenin mecliste kabul edilmesi gerekir ifadesini kullandı e, erken seçim çağrısını ise yineledi Kılıçdaroğlu e, çok iyi niyetle ifade ediyorum Türkiye'den Türkiye'nin buradan çıkması lazım. Bunun için sandık gelmeli, milletin hakemliğine başvurulmalı, değerlendirilmesinde bulundu. Peki bu döviz kurundaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? E, zamlar geri alınacak mı? Bu soruyu da yanıtladı Kılıçdaroğlu. Önemli olan istikrarı sağlamak. Ekonomide istikrar olmazsa fiyatlarda da istikrar olmaz, değerlendirmesinde bulundu. E, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Hazine ve Maliye Bakanı Nuri Nebatinin açıklamaları da soruldu. E, Nebatinin gözlerimin içine bakın sözleri sorulması üzerine e, CHP lideri e, Sayın Bakanın e, gözlerinin içinde bakınca neyi gördüğümüzü en iyi karikatüristler çizdi e, söyleyecek sözü olmayan kişilerin kaçamak yanıtı e, değerlendirmesinde bulundu. Yine aynı şekilde e, küçük yatırımcı çarpıldı, e, çarpıldı sözünün hatırlatılması üzerine ise CHP lideri e, Sayın Bakan doğruyu söylüyor. Küçük yatırımcı her halde kaybetmeye mahkum. Büyük yatırımcı ise her iki halde de kazanıyor değerlendirmesini yaptı. Asgari ücret belli olduktan sonra tabii merak edilen memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu burada yapılacak artışta da gerçek enflasyonun esas alınması gerektiğini söyledi. Gerçek enflasyonun ise %50 oranında oldu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, memur ve emekliye %50 zam yapılması gerektiğini söyledi. Ee, gelelim siyasi mesajlarına CHP liderinin. E, aday olacak mı ve Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Millet İttifakı'nın adayı kim olacak sorusuna CHP lideri de aslında esprili bir yanıt verdi. Ben de çok merak ediyorum dedi ama ardından da şu ifadeleri kullandı. Erken seçim kararı alınırsa ittifak süratli bir şekilde adım atar ve adayını belirler dedi ve bu noktada her liderin kafasında da mutlaka belli şeyler vardır ifadesini kullandı. Bu da yine dikkat çekiciydi. Belli ki Millet İttifakı liderlerinde bu adaylık ve bundan sonraki izlenecek yol haritasına ilişkin zihinlerde bazı şeyler netleşmeye başlamış. CHP lideri de buna işaret etti. Peki kendisi aday olacak mı? Bununla ilgili olaraksa onu kurulu bir görev ittifak görüş birliği içerisinde olursa e, elbette yanıtını verdi CHP lideri e, seçim sonrasındaysa ülkenin nasıl yönetileceği konusunda e, ittifakın tüm hazırlıkları e, yaptığını ve e, bu konuda da hazırlıklı olduğunu belirtti. Peki Millet İttifakı genişleyecek mi? HDP Millet İttifakı ile birlikte hareket eder mi? Seçim sürecinde e, Kılıçdaroğlu'na bu soruda yöneltildi. E, bir başka Başka partinin olması ittifak bileşenlerine bağlı e, yanıtını verdi bu soruya Kılıçdaroğlu. E, dediğimiz gibi e, ayrıca 2022 yılı içerisinde bir e, seçim öngördüğünü de e, söyledi ve erken seçim öngörünün ötesinde bu erken seçim çağrısını da yineledi. Yoksa Türkiye'nin ağır bir fatura ödeyeceğini savundu. CHP liderinin açıklamalarında öne çıkanlar bu şekildeydi. Oya? Peki Sibel o kadar önemli konulardan bahsettin ki bizim de kafamızdaki soru işaretleri bu şekilde gitti ve gidecek belli ki.